Berlin biliyorsunuz çok international, yani her milletten insanların olduğu bir şehir. Bu yüzden de Almanca bilmeyen birisi Berlin'de çok rahat bir şekilde yaşayabilir ve İngilizce ile hatta Türkçe ile bile ömrünü geçirebilir, hatta iş bulabilir, kariyer yapabilir. Bu bağlamda ben bu videoda sizlerle şu konuyu konuşmak ya da birazcık da aslında sizlerle paylaşmak istiyorum. Artık yapay zeka ve teknolojik gelişmelerle beraber bizim yabancı dili öğrenmeye ihtiyacımız var mı? Özellikle de İngilizce öğrenmeye ihtiyacımız var mı? Evet, bu videoda bunlardan bahsedeceğim. O zaman isterseniz gelin başlayalım. Yaşadığınız ülkedeki dili öğrenmek gerekir diye düşünülüyor. Peki biz yapay zekayı artık çok fazla şekilde hayatımızın içinde görüyoruz. Yapay zeka araçları işimizi çok kolaylaştırdı. Mail yazarken, insanlarla iletişime geçerken, hatta bu videoyu başka bir dile çevirmek istediğimde çok hızlı şekilde 10 dakika içerisinde yapay zeka araçlarıyla bu bariyeri ortadan kaldırmış oluyoruz. For example, when we read a Word document, it can quickly translate the parts we do not understand using Microsoft add-ins or Copilot add-ins. Or when we enter a website, for example, a Chinese website. Yani dilersek, Almanca ya da bir İngilizce YouTube kanalı açmak istersek, başka bir efor sarf etmeden çok hızlı şekilde bu anlattığım videoyu Almanca'ya ya da İngilizce'ye ya da Fransızca'ya çevirebilecek bir yapay zeka aracıyla yeni bir ürün çıkartabilirim, yeni bir ürünü piyasaya sunabilirim. Böyle bir kolaylığı var. Tabii yapay zekanın hayatımızdaki başka kolaylıkları da var. Nedir bu? İşte Word dosyasını okuduğumuzda anlamadığımız yerleri çok hızlı şekilde Microsoft eklentileriyle ya da Copilot eklentileriyle çeviri yapabiliyor. Ya da bir web sitesine girdiğimizde, örneğin Çince bir web sitesi ve bilgilere ihtiyacımız var. Bunu Google eklentileriyle çok hızlı şekilde çevirebiliyoruz. Bir mail yazmak istediğimizde artık düşüncelerimizi özgür ve yaratıcı bir şekilde ifade edebilmek için dil engeline takılmıyoruz. Yani kendimizi çok rahat ifade edebileceğimiz, bize destek olan yapay zeka araçları var. Hem çok hızlı şekilde ilerliyor hem de özgüvenimiz çok daha fazla artıyor. Bize kalan zamanda da başka işleri, başka üretmemiz gereken işleri yapabiliyoruz. Fiyatlandik dergisinde yayınlanan bir yazıda artık yapay zeka araçlarıyla gelecekte insanların yabancı dil öğrenme gereksinimi ortadan kalkabilir diye bir iddia ortaya atılıyor. Peki sizce öyle mi değil mi? Sizin düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Bu videonun altına yorumlarınızla yazabilirsiniz. Ama gelin şuradan başlayalım isterseniz. Örneğin Almanya'da herkes bilir. Almanca bilmeyen ve daha sonradan Almanya'ya gelen kişiler bir resmi kurumlara gittiklerinde ya da doktora gittiklerinde mutlaka yanlarında Almanca bilen birisine ihtiyaçları oluyordu. Fakat şu anda postamıza gelen, evimize gelen mektupları bile bir tıkla, bir fotoğrafla hızlı şekilde çevirisini yapabiliyoruz ve ne olduğunu hızlı şekilde anlayabiliyoruz. Kağıt kürek işlerimizi, resmi prosedürlerimizi, kağıtlarımızı yapabiliyoruz, maillerimizi çevirisini yapabiliyoruz ama eş zamanlı olarak iletişime geçmemiz için bizim hala yabancı dile ihtiyacımız var diye düşünebilirsiniz. Hayır, artık Google Translate'in ya da Microsoft'un ya da Apple'ın sunduğu imkanlar yer almakta. Zoom eklentisiyle siz online olarak yaptığınız toplantılarda çok hızlı şekilde eş zamanlı olarak çevirileriniz yapılabiliyor. Örneğin siz Türkçe konuşuyorsunuz ve karşıdaki kişi sizin konuşmalarınızı altyazıyla İngilizce görebiliyor. Ya da karşıdaki İngilizce konuşuyor ve siz karşıdaki konuşulanları hızlı şekilde eş zamanlı olarak, canlı olarak altyazıyla Türkçe olarak okuyabiliyorsunuz. Bundan sonraki sorumuz, peki yüz yüze görüşme nasıl olacak? Yüz yüze görüştüğümüzde yine bir bariyer karşımıza çıkıyor. Bu da şu anda yapay zeka ile aşılmış durumda. Biliyorsunuzdur, Meta Ay'ın sunduğu yapay zeka araçları yer almakta. Gözlüğümüzü taktığımız anda karşıdaki seminerde ya da bir sunumda canlı olarak konuşan kimse onun konuşmalarını kendi dilimizde gözlüğümüzün içerisinde otomatik olarak görebiliyoruz. Ya da kiminle iletişime geçmek istiyorsak eş zamanlı konuşmalarımızı, sohbetlerimizde görebiliyoruz. Hep dil öğrenmek çok büyük bir yetenek olarak görülüyordu. Hatta 2 dil, 3 dil, 4 dil öğrenmek çok büyük bir yetenek olarak görülüyordu ve işe alımlarda çok önemli kriter olarak görülmekteydi. Fakat şu andaki günümüzde peki bu bir kriter olarak mı kalacak ya da gerçekten hala yabancı dil öğrenme şartı olacak mı? Yapay zeka araçlarıyla uluslararası ticareti çeviri ya da belgelerin, dokümanların çevirisi ya da prosedürler için artık yapay zeka araçları çok müthiş derecede destek olmakta. Aslında bu bariyer ortadan kalkmış durumda. Şunu söyleyebilirim ki yerel bölgede, yani siz nerede yaşıyorsanız o bölgedeki dili bildiğiniz zaman başka bir dili bilme gereksiniminiz olmayabilir. Örneğin siz Türkiye'de yaşıyorsunuz ve Türkiye'de yazılım ve kodlamayla alakalı bir şirkette çalışmak istiyorsunuz ve o şirkette sizin çok iyi derecede İngilizce bilmenize gerek yok.
gerek yok. Tabii ki temel bilgileri bilmeniz iyi olacak. Çünkü yazılım ve kodlama dili İngilizce olduğu için, komutlar da İngilizce olduğu için onlar zaten temel bilgiler. Fakat bu zaten temel bilgileri siz kodlama öğrenirken, yazılım öğrenirken öğrenmiş olacaksınız. Yani bunun için ekstra tekrar tekrar efor sarf etmenize gerek yok. Ancak başka bir dil, örneğin İspanyol müşterilerinizle iş yaptığınızda İspanyolca öğrenmeniz gerekir mi konusu var. Önceden çok büyük bir bariyerdi ama şu anda çok büyük bir bariyer olduğunu düşünmüyorum. Yabancı dilin olması çok büyük bir avantaj ancak kariyerinize kesinlikle engel olduğunu düşünmüyorum. Benim düşüncem şu anda yabancı dil kariyerinizi yapabilmek için kesinlikle bir engel değil. Tabii ki İngilizce global bir dil olduğu için bilmek size çok büyük bir avantaj sağlayacaktır. Okullarda yabancı dil öğrenimiyle alakalı ya da özel yabancı dil kurslarıyla alakalı çıkan yayınlar yer almakta. Eğitim veren okulların bütün dünya genelinde talebin oldukça azalmış olması, insanların artık yapay zekadan sonra dil öğrenme konusundaki motivasyonunun azaldığı görülmüş. Özellikle de Yeni Zelanda gibi, Kanada gibi, Amerika gibi ülkelerde yabancı dil öğrenme konusunda okulların verdiği derslerde talebin çok fazla azaldığı görülüyor ve bu derslerin de birçoğunun kapatıldığı görülmekte. Mekan olarak, fiziksel olarak okulların ya da kursların azalmasının nedenlerinden birisi de tabii ki online olarak fırsatların ya da sunulan imkanların çok daha fazla artmış olması. Çok daha uygun fiyatlara bunlara ulaşabiliyor olmamız. Tabii ki yapay zeka araçlarının öğrettiği uygulamalar var. Bir de aynı zamanda online olarak eğitim alabileceğimiz imkanlar var. Örneğin biliyorsunuz Duolingo gibi ya da Elma gibi. Yani bu dilleri öğrenmemizi sağlayan uygulamaların ya da online platformların da bizim elimizde şu anda ulaşılabilir olması da aslında etken faktörlerden birisi. Bunun yanı sıra tabii ki 7/24 ulaşılabilir olması çok iyi. Ya da bir fiziksel bir ortama girildiğinde heyecan gibi ya da bir öğretmenle ya da bir topluluk içerisinde dili yanlış konuşabilme korkusundan aslında bizi biraz uzak tutuyor. Bu açıdan da çok faydalı. Fakat yine de bu platformların bile yapay zekadan sonra kullanımının da yine tartışılır durumda istatistiksel olarak azaldığı görülmüş. Bu da yine aynı soruyu karşımıza çıkarıyor. Yapay zekadan sonra artık dil bilmeye gerek var mı? Daha önce videolarımı izleyenler zaten bilirler. 10 yıl önce bir doktora öğrencim şöyle demişti. Geleceğin dili yabancı dil olmayacak, yazılım dili olacak diye. Evet, gerçekten de şu anda geleceğin dili yabancı dil mi yoksa yazılım dili mi? Bunu tartışıyoruz. Şimdi devam edelim. O zaman yabancı dili öğrenmemize gerek yok mu? Bir taraftan aslında birinci konu bakıldığında yerel bir şirkette çalışıyorsanız, yerel bir bölgede çalışıyorsunuz aslında sizin yabancı dil öğrenmenizin gerekliliği azalmış durumda. Fakat uluslararası bir şirkette çalışıyorsanız yabancı dil günümüzde hala önemini koruyor. En azından şu anda koruyor. Gelecek yıllarda ne olacağını biz de öngöremiyoruz, kestiremiyoruz. Bir diğer konu da aslında sosyal olarak etkileşimde bulunabilmek için dil öğrenmek bence hala önemini koruyor. Ve kültürün aktarılması, kültürün devam ettirilmesi, sürdürülmesi açısından bence hala dil yine önemini koruyor. Bu kanal yazılım ve teknoloji kanalı. Beni takip edenlerin genelde ne soru soracaklarını biliyorum. Şimdi soracağınız soru eminim. Artık biz yabancı dil öğrenmeli miyiz ya da İngilizce gerekli mi diye düşünebilirsiniz. Şunu söyleyebilirim. İngilizce orta seviyede bilmeniz yeterli ama orta seviyede İngilizce bilmeseniz bile yazılıma ve kodlamaya başlayarak ya da teknoloji alanında herhangi bir kariyerinize başlamak için İngilizce bilmemek hiçbir zaman bir engel olmamalı. Bunu unutmayın. Çünkü yapay zeka araçlarıyla sizi her zaman destekleyecek teknoloji bulunmakta ve hatta eskisinden çok daha kolay şekilde bunu yapabilirsiniz. Günümüzde şu anda insanların yetenek olarak aradıkları şey aslında yapay zeka araçlarını çok etkin bir şekilde kullanabilme ve yapay zeka araçlarını yönlendirebilme ve hangi alanda çalışıyorsanız o alanda yapay zeka araçlarını çok verimli şekilde entegre ederek kendi işinizi büyütme ve verimliliği artırma. Bunun için bir hobi olarak ya da kendinizi geliştirmek olarak ya da bir yetenek olarak yine de İngilizceyi öğrenmenizi ya da yabancı dili öğrenmenizi yine de tavsiye ediyorum. Yabancı dili öğrenmek için hangi yapay zeka uygulamaları var? Onları da burada sizlere vermiş olurum. Yine başka online sitelerde yer almakta. Onları da yine hem aşağıda hem de burada görebilirsiniz. Bugün bir kodlama okulunu ziyaret ettim. 6 ile 18 yaş arasındaki çocuklara kodlama eğitimi veren bir okul. Okulun özelliği İngilizce, Almanca, İspanyolca ve hatta Türkçe eğitim vermesi. Sama bu okulun kurucularından ve girişimci olan birisi. Kendisi yurt dışında deneyimi olduğu için ve eğitimi olduğu için yapay zeka, kodlama ve yabancı dil eğitimi ya da yabancı dilin önemi hakkında ne düşünüyor? Bu tür gelişmeler hakkındaki görüşleri neler? O konuda kendi görüşlerini almak istedim, kendi fikirlerini almak istedim. İsterseniz gelin Sama'nın da ne düşündüğüne bir bakalım. So I would say don't get discouraged if you don't know English. This should not stop you from learning. If you go back to my class,
we have some students who only know German and who don't know anything else. So what they do is, for example, you have to use, if color is red, then show red, for example. So what they say is color is rot. So they say the variables in German, and that's fine because you are giving names. So you just need to put in the effort to understand, okay, if is what in German, and then you translate it back. And you use the variables you want. So it's a mix, and that's completely acceptable. So I would say don't discourage yourself, don't cancel things, don't miss opportunities. And this is how you learn. You do it side by side. I have some students who were not good in English, like they would not reply back in English. And now when they came back after summer vacations, they're talking to me in English. Özetle şunu söyleyebilirim, yabancı dil artık kariyer yapmak için bir engel değil, bir bariyer değil. Her ne olursa olsun kariyerinizi uluslararası camiada bile inşa edebilirsiniz. Yapay zekayı çok iyi şekilde kullanabilmek önemli. Evet, sizin de görüşleriniz varsa bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Okuduğunuz yazılar olabilir, araştırmalar olabilir ya da sizin bu alanın içerisinde kullandığınız yapay zeka araçları olabilir. Neler var? Sizce yabancı dil artık gereksiz mi? Ya da gelecekte artık yabancı dile gerek kalmayacak mı? Bu videonun altında yorumlarınızı ve görüşlerinizi bekliyorum.